Praktisten herkese merhabalar. Bugün Devil May Cry 4 Special Edition'ın incelemesini yapacağız. Ocak 2008 senesinde çıkan Devil May Cry 4, geçtiğimiz günlerde Steam üzerinden Special Edition olarak tekrar oyuncuların beğenisini sundu. Special Edition, oyuna yenilik olarak sadece yüksek seviye kaplamalar değil, birçok şeyi daha getirmiş durumda. Oyunun hikayesinin kronolojik sıralaması aslında Devil May Cry 3, Devil May Cry 1, Devil May Cry The Animated Series, Devil May Cry 4 ve Devil May Cry 2 şeklindedir. 2013'te çıkan DMC oyunu ise tamamen farklı bir alternatif evrende geçmektedir. Yine bilinmeyen ya da seriden uzak olanlar için ilginç bir detay daha aktaralım. Oyun aslında Resident Evil serisinin devamı olarak tasarlanmıştı. Devil May Cry 4 Special Edition'da toplamda 5 farklı oynanabilir karakter var. Bu karakterler arasında oyunun hayranları tarafından sevilen Virgil de oynanabilir durumda. Oyuna başlarken Lady, Trish, Nero, Dante ya da Virgil'i seçip başlayabiliyoruz. Lady ile Nero'nun bölümlerini, Trish ile Dante'nin bölümlerini oynayabiliyoruz. Devil May Cry 4 Special Edition'da oyuna girer girmez dikkatimizi çeken bir diğer detay ise grafiksel anlamda yapılmış olan geliştirmeler. Hepimizin bildiği üzere konsollardan port edilen oyunlarda genellikle bir sıkıntı yaşanır. Ancak Devil May Cry 4 Special Edition bu konuda sınıfını yüksek puanla geçmeyi başarmış. Oyunun eski olmasının da getirdiği avantajlardan olsa gerek, grafik ayarları en yüksek seviyedeyken ortalama bir makinede 60 FPS veriyor. Devil May Cry 4'te baş kahramanımız bu sefer Dante değil, Nero. Yani oyunda Nero'nun başından geçen olayları oynuyoruz. Oyun her eski DMC oyununda olduğu gibi oyuncunun ne kadar kusursuz kombine dövüşebildiğine bakıyor. Yani yine vuruşlarımızı birleştirerek kombine saldırılar çıkartıyor ve bu saldırılar karşılığında derecelendiriliyoruz. Virgil'in saldırıları için 3 farklı silah mevcut. Bunlar Beowulf, Yamato ve Forsage. Trish'in ise iki farklı silahı var. Bunlar Bare Knuckle ve Sword of Sparta. Lady ile oynarken yine 3 farklı silah kullanabiliyoruz. Bunlar Bazooka, Dual Pistol ve Shotgun. Dante ve Nero'nun silahları ise yine aynı. Yüksek zorluk seviyelerini sevenler için ise Ultra Legendary Dark Knight zorluk modu getirilmiş. Bu mod Dark Souls ve Bloodborne tadında oyunları sevenler için biçilmiş kaplama olacak. Hatta basit bile gelebilir. Special Edition'ın asıl olayı ise yeni gelen karakterleriyle oynayabilir olmamız. Yani Trish, Lady ve Virgil oynaması gerçekten zevkli karakterler olmuş. Öyle sadece kostümlere sahip karakterler değiller. Her birisinin kendine özgü oyun tarzı, dövüş tarzı var. Özetle DMC 4 Special Edition oturup tek oynamak sıkıcı olmuyor. Daha önce oynamamış olanların oynaması için de güzel bir fırsat sunuyor. Dilerim bu inceleme videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Bizi sosyal medya mecralarımızdan da takip edebilirsiniz.